Gel. Buyur hanım. İyi günler. Kızımla ilgili konuşmak için geldim. Sen Eylül'ün annesiydin değil mi? Ne konuşacaksın bakalım? Gel, gel otur, buyur. İçeride. Bir şey yapın ne olur. Meral geldik, buradayız Meral. Ferit abla kurtarın beni. Açın şu kapıyı. Kurtarın beni. Meral. Kurtarın beni buraya. Ya Ferit abla bir şey yapın, polis arayın. Bir şey yapın ne olur ya. Polis, polis. Alo. Meral. Korkma, polis çağırıyoruz Meral. Bak polis de çağırmışlar. Bırak beni manyak. Açın şu kapıyı. Feride Hanım kilitledi beni buraya. Feride Hanım. Bir daha seni bırakmayacağım. Tekrar yapmayacağım aynı hatayı. Eylül, neredesin ya? Büyük olay oldu. Ne oldu? Sizin Meral kaçmış. Kaçmış mı? Kayıp yani. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ha, Eylül. Annen Neriman Hanım'ın yanında seni çağırıyorlar. Ne işi var ki Neriman Hanım'la? Bilmiyorum vallahi. Feride Hanım'ın Meral'den haberi var mı? Var. Bulmaya gitti seninkilerle. Gel. Gel kızım. Anne ne oldu? Büşra iyi mi? Bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey kızım. Telaşlanma. Otur hele. Otur, otur. Hadi gözün aydın. Annen seni almaya gelmiş, evine dönüyorsun. Üvey babanın seni rahatsız ettiğini söyledim. Öyle bir şey olamayacağının garantisini verdi. Değil mi hanım? Kemal ona babalıktan başka bir şey yapmadı. Yapmaz da. Meral, iyi misin? Meral, ses ver. Ya ses vermiyor Feride Hanım. Meral, ses ver. İçerideki benim eski karım. Bu kadın yurdumuzda kalan bir kızın rehini aldı. Biliyorum. İnşallah kilidi değiştirmemiştir. Meral. Koş. Yaklaşmayın. Meral. Çocuklar durun. Thank you.
Neriman Hanım, ben oraya dönmek istemiyorum. Göndermeyin beni oraya. Kızım, delirdin mi sen? Özbeöz annen seni almak istiyorsa ben ne yapabilirim? Hayır, hayır istemiyorum. Allah Allah, bırakırlar ağlarsınız, almak isterler zırlarsınız. Anlamadım ki ben sizi. Git evine yavrum, rahatına bak. Neriman Hanım, lütfen. Eylül. Sen niye beni rezil ediyorsun kızım? Duyan da sana evde bir şey yapıyoruz sanacak. Niye istemediğimi biliyorsun anne. O adam oradayken alma beni. Alacağım Eylül. Sen burada iyice yoldan çıktın. Evde gözümün önünde duracağım. Git eşyalarını topla. Hadi yavrum, hadi. Annenin sözünü dinle. Hadi, hazırlan. Hanımefendi, lütfen sakin olun. Bırakın o silahı. Yalvarırım bırakın, lütfen. Cahil, bak kızımız. Selma, bizim kızımız öldü. Yalan! Ölmedi. Hastaneden kaçırdılar kızımı. Selma, ben gördüm. Cesedine sarıldım yavrumu. Yıldız öldü. Ben görmedim. Çok kötüydün Selma. Daha çok üzülmeni istemedim. Keşke izin verseydim kızımızın cesedini görmeni. Ama nereden bilebilirdim ki böyle olacağını? Hadi şimdi o silahı bırak. Çocuğa zarar vereceksin. Bak, o bizim kızımız değil. Evladımız öldü Cahil. Niye? Selma. Sen de gittin. Sen de bıraktın beni. Keşke bebeğimizin yerine ben ölseydim. Ben yaşamıyorum ki zaten Cahil. Ben o günden beri yaşamıyorum ki zaten. Selma, bırak o silahı elinden. Ne olur, yalvarıyorum sana bak. Bırak elinden o silahı hayatım, hadi. Açın kapıyı polis!
polisi kim çağırdı? Nereden çıktı bunlar? Nereye gidiyorsun kız? Biz de seni eve götürmeye geldik. Görmedin mi ananı? Dönmeyeceğim eve. Aa, sebep? Hala sebebini mi soruyorsun ya? Sen ne biçim bir insansın? Hayvan! Pislik! Nereye kaçıyorsun kız? Ha? O çocuğa değil mi? Yanıyorsun kız. Kanın kaynıyor kız, kanın kaynıyor. Söyle bakalım. Ben senin neyine yetmiyorum, ha? Allah senin belanı versin. Bırak beni, bırak! Ya bırak! Aa, yapma böyle kızım. Evladım, yapma böyle çocuğum. Anan eve geri dönmeni istiyor bana. Hoş yani. Mesude! Mesude! Bak bu kızın kaçıyor. Koş, koş, koş! Ne oluyor burada? Ya anası bunu eve götürmeye geldi kardeşim. Yani benlik bir mesele yok. Ya sen de her geldiğimde bana it muamelesi yapıyorsun. Ayıp oluyor ama. Aa! Eylül kızım sen nereye gidiyorsun? Neriman Hanım'ın haberi var mı? Ya biz müdire hanımdan izin aldık kardeşim. Çocuğumuzu eve geri götüreceğiz. Eylül, ne oluyor kızım? Bak Mesude, bu kızım var ya kaçıyordu. Zor zapt ettim ha, zor zapt ettim. Yeter artık, rezil ettin bizi. Kemal koş bir taksi çağır. Anne evi en güzel yer kızım. Niye gitmek istemiyorsun? Birkaç parça eşyasını getiriver ablacığım. Ben gelip alırım sonra gerisini. Anne. Anne götürme beni o eve. Aylardır gözüm uyku girmiyor kızım. Sen orada, ben burada. Bak kardeşin de sevinecek sen geleceğin diye. Yine bir arada olacağız. Geldim de kötü mü ettim? Ha? Hep eve gelmek istemiyor muydum? İşte istediğin oldu. Ben böyle dönmek istememiştim. O adam o evdeyken ben orada kalmam. Kalacaksın kızım. Büyüyene kadar ben ne istersem onu yapacağım. Selma, iyi misin Selma? Ağır değil yarısı. Ambulans çağırdık, geliyor. Kilitledi beni. Anahtarı ver beni. Geçti canım, geçti. Geçti Kemal. Silah! Anne! Silah! Silah! Bırak! Silah! Bırak! Silah! Bırak dedim. Bırak! Baba ne yaptın? Bilgim o. Baba ne yaptın? Annem. Anne. Baba. Baba. Baba bir şey arıyor. Beni affet kızım. Baba. Cemre. 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 Cemre ne oldu? Cemre ne oldu? Kafasını düz çevirelim, bir şey yapalım ya. Feride Hanım bir şey yapın. Ne? Elime ne geldiyse koydum artık. Sağ ol.
Ağlıya ağlıya gitti zavallı. Çabuk alışmış buraya. Yazık. Yabancı gibi durma kız. Girsene içeri. Dokunma bana. Ben artık sana hiçbir şey söylemiyorum Eylül Hanım. Senin de bu kızına yaranılmıyor Mesude. Abla. Getirdin mi kızı Mesude? Ay çok iyi etmişsin. Artık hep bizimle mi kalacaksın? Kalacak anne. Ama niye ağlıyorsun? Aa, mutluluktan kızım, mutluluktan. İşte görmeyi özlediğim tablo bu. Nihayet ailemi bir araya getirdim. Fatma abla, işte benim de gönül zenginliğim bu. Maşallah oğlum, maşallah. Allah bozmaz inşallah. Amin. Meral çok korkuttun bizi. Ya insan tanımadığı kadının evine gider mi ya? Ha, siz de anneanne diye ölmüyordunuz sanki. İşin aslını öğrenmek için gittim. Alın bakalım kızlar temiz havlularınız. Sağ olun teyzeciğim. Geçmiş olsun kızım. Başına bir şeyler gelmiş galiba. Sağ ol Edoş. Her günümüz macera işte. Kadın deli çıkmış değil mi Feride Hanım? Yani psikolojik sorunları varmış evet. Bebeğini kaybedince kafa gitmiş. Ya birimizin annesi de normal olsa. Normal olsa bize ne işimiz var ya? Kızım gülüyoruz ağlanacak halimize ya. Değil mi Edoş'um? Tövbe yarabbim. Olamaz ya. Aptal kafam. Ne oldu Meral? Pembe battaniyeyi evde unuttum. Annem beni ona sarıp koymuştu cami avlusuna. Tamam Meral'cığım. Ben bir ara gidip alırım battaniyeni. Eylül nerede? Ay ben size söylemeyi unuttum. Anası geldi onu eve götürdü. Nasıl ya? Tamamen mi? Feride Hanım, Eylül o evde kalamaz. Ya o adam bir şey yaparsa kıza?
Kalmamalı, evet. Haklısın. Ben Neriman Hanım'la konuşup bir çaresine bakayım. Ya iyi de Serkan öyle bir şey yapmaz ki. Evet, yapmaz. Ben de biliyorum. O Eylül yüzünden geldi bütün bunlar başına. Bir daha görüştürmeyeceğim onları. Sınıflarını ayıracağım. Hatta gerekirse Serkan'ı o okuldan alacağım. Yine görüşürler. Daha demin telefonla aramaya çalışıyordu kızı. Alo. Eylül'le görüşebilir miyim? Tamam, bekliyorum. Bir daha konuşulmayacak. Anne ne yapıyorsun sen ya? Bir karışmadın telefonum kalmıştı. Bu evde benden habersiz kimseyle telefonda konuşulmayacak, internete girilmeyecek. Bu kadar. Çok güzel ya. Kabak benim başıma patladı şimdi. Ya anne ben internetsiz nasıl yaşayacağım? Onu ben bilemem canım. Gel Feride, gel. Ne manyaklar var ya Rab. Çok şükür sağ salim geldiniz. Meral iyi mi? İyi, odada. Neyse, bu Badire'yi de atlattık. Yani yurt müdürü müyüm, film mi çeviriyoruz vallahi anlamadım. Her gün bir olay. Eylül'ü annesine vermişsiniz. Ne yapabilirdim ki Feride? Annesi değil mi? İsterse gelir alır kızını. Neriman Hanım, üvey babasının Eylül'ü taciz ettiğini anlatmıştım size. Nasıl gönderirsiniz çocuğu o eve? Annesine söyledim. O cibiliye sizi göndermeden kızını götürme dedim. O da benim kocam yapmaz diye tutturdu. Hadi ya. Bunun bir çaresi olmalı. Annesi çocuğu korumuyor diye kaderine mi terk edelim yani? Etmeyelim, etmeyelim tabii ama... Yani biz de memur insanlarız. Kural var, kaide var. Meryem Hanım, izin verin Eylül'ü alıp geleyim. Annesi izin vermezse bir şey yapamazsın. Yarın olsun, bakanlığa bir dilekçe yaz, bakalım artık ne çıkarsa. Peki bu gece? Yapacak bir şey yok. Hadi. Ben çıkıyorum. Bunları sakladıydım. Göndermedim yurda. Bak geri döneceğin içime doğmuş. Annem, ben senin iyiliğin için. Sen beni o adamla aynı eve soktun. Ya bana bir şey yaparsan? Hiç bunu da düşündün mü? Kız, ben senin annenim. Senin için en doğrusunu ben bilirim.
Eylül'ü orada bırakmayacağım kızlar. Merak etmeyin. Hadi afiyet olsun. Bir daha kadere ilişme Banu. Kocanla senin arandaki meselenin çocukla ne alakası var? Bak, iliğini istedin, verdi işte. Vallahi bana kalsanız, gözümün önünde kıvransanız size su bile vermezdim ya. Neyse. Kader hayatıma girmeseydi Sedat da beni terk etmeyecekti. O zaman da Derin ölecekti ama. Tövbe estağfurullah. Sonunda bunu da söylettin ya bana. Sedat'tan mesaj gelmiş teyze. Ne yazmış? Derin iyiymiş. Oh, çok şükür. Bu kadar mı yazmış? Evet. Ne olur konuşayım bir kızımla. Cevap vermiyor mu? Hadi aç şu telefonu, aç yalvarırım, aç. Ne içiyorsun sen öyle? Başın mı ağrıyor? Kalbim ağrıyor teyze. Doktor bir arkadaşımla konuştum, bunları önerdi. Yoksa öleceğim üzüntüden. Dikkatli ol. Öyle bilmediğin ilaçları çok çok içme. Hadi, hadi yemeğini ye. Soğumasın. Ellerine sağlık karıcığım. Mis gibi koktu yine. Afiyet olsun. Büşra, git ablanı çağır kızım, sofraya gelsin. Ablam yemeyecekmiş anne. Ben gelmeyeceğim dedi. Ben varım diye inmiyordur o karıcığım. Ağzıma iki lokma atayım, kahveye giderim ben. Yazık. Aç kalmasın çocuk, rahat etsin. Ya işte bu kadar da anlayışlı bir insan senin bu kocan. Bir gün kıymetimi anlayacak ama ne zaman acaba, ne zaman? Yok Kemal'im, otur sen. Ben şimdi bir tepsi hazırlar, çıkarırım onun odasına. İlk günden fazla üstüne gitmeyeyim. İyi olur vallahi kız, yap. Ha bak, bu arada yarın da hemen al okuldan kızı. İyice uzaklaşsın o çocuktan. Ha. Tamam. Kız, anam pilav yapmayı bilmiyor değil mi? Ağız mı pişiriyor, nedir acaba? Anlamadım, gitti. Kız.
kızlar öyle bir ortama düştüm ki yazsam roman olurdu yani. Kadın tam bir kaçık çıktı. Ay çok korktum. Anahtarı aldı, kapıyı kilitledi. Telefonumu attı. Tam kaçacaktım, tuttuğu gibi yere fırlattı beni. Bir de silahı çıkartıp kafama dayamasın mı? İnanmıyorum ya. Ben olsam korkudan düşer bayılırdım. Bayılmıyorsun canısı. Tam tersi öyle bir kafan çalışıyor ki. Sonuçta ölebilirsin yani. Keşke evde kamera olsaydı. İnternete koyar, tıklama rekoru kır artık. Ya ne kadar duygusuz bir insan lan bu. Her şeyi dedikoduya çeviriyor. Klasik Meral işte. Neyse bırakalım da şovunu yapsın bari. Sonra nasıl kurtuldun Meral? Tam silahı kafama dayadı, Feride Hanım yardımıma yetişti. Yoksa şu an ölüydüm herhalde. Sen de niye ben annenim deyince tanımadığın bir kadının evine gidiyorsun ki? Hakikaten ya, aptal mısın sen? Niye gittin? Niye olacak lan? O da en az sizin bizim kadar ana hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bir de soruyorsunuz ya, salaklar. Ben sizin gibi ağlak değilim canısı. Değilsin canısı. Hayırdır müdüre bu saatte alacaktı gibi? Mesude Hanım'la görüşeceğim. Mesude! Mesude! Bak buraya bak. Ne istiyorsunuz? Eylül'ü almaya geldim. Burada kalmasını doğru bulmuyorum. Allah Allah. Niyeymiş o? Anne evi gibisi var mı? Aklınızı başınıza toplayın artık Mesude Hanım. Siz niyesini gayet iyi biliyorsunuz. Sırf düzeniniz bozulmasın diye kızınızın anlattığı her şeye kör sağır kalıyorsunuz. Yazık değil mi ya? Bu çocuk burada korkusundan uyuyamaz bile. Yapmayın Allah aşkına. Evladınız o sizin. Ben anladım Mesude. Gayet iyi anladım. Kızın bana attığı iftiralara bunları da inandırmış. Çekecek çilem varmış. Sen ne ahlaksız bir adamsın ya. Hala konuşuyor musun? Pislik herif. Hop hop. Kadınsın diye bir şey demiyoruz. Birader sen al bu hanımı da ikile buradan. Hadi canım hadi hadi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan Feride ile? Gelmiş kapımda hakaret ediyorsunuz kardeşim. Bana bakın. Gidin yoksa vallahi de polis çağıracağım ha. Çağır lan. Çağır. Çağır da senin nasıl iğrenç bir adam olduğunu görsünler. Ay. Oğlum bak gebertirim lan seni. Bak elimden alamaz kimse, gebertirim. Sen ne halt ettiğini iyi biliyorsun da aslında. Bırak. Bırak kocamı. Toprak tamam yapma. İmdat. Yetişin. Feride Hanım. Eylül gel. Götürün beni. Gideceğiz hanım, korkma. Hop hop, nereye götürüyorsun? Eylül, gel sen de buraya. Ya istemiyorum, bırak beni gideyim. Abla! Mesude! Sırf sevgilisiyle buluşamayacağı için yapıyor bu kızım bunları, biliyorsun değil mi? Yeter be, yeter artık. Bu çocuğu ne hale getirdiğinin farkında değil misin sen? Hala bu adamı dinlemeye devam mı edeceksin? Madem Eylül'ü bu kadar düşünüyordunuz, o uyuşturucu bağımlısı çocukla dolaşmasına niye izin verdiniz? Ne? Kim uyuşturucu bağımlısı? Bak haberi bile yok. Bir baba olaraktan ben müdahale ettim ben. Mesude. Yetimhane mi, batakhane mi? Vallahi belli değil. Ne diyorsun lan sen?
Allah belanızı versin. Gidin yoksa polis çağıracağım. Kız sen de gir içeri. Bırak. Gir. Bırak. Gir. Gir. Bırak. Eylül. Eylül. Mesut Hanım yapma. Mesut Hanım aç. Feride. 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 Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Nasıl ya? Sabah bir hal çaresine bakarız. Eylül. Zaten çocukların önünde vurmamalıydım bu resmi. Kendimi kaybettim. Hadi, hadi. Hadi gidelim. Kızım sen beni hasta mı etmek istiyorsun yavrum? Feride kimdi onunla gitmek istiyorsun? Ben senin annenim. Sen benim annem değilsin. Sen sadece Kemal'in karısısın. Çok geç oldu. Hadi yatalım. Sen yat, benim daha uykum gelmedi. Çok geç kalma bari. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bardakları mutfağa bırakıver, olur mu? Anneme olur ya. Böyle anneme olur. Allah hepinizi kahretsin. Hepinizi kahretsin Allah. Feride gelsene salona. Ne yapacaksın? Yine yüzlerce kek mi yapacaksın? Kulak temizleme çubuğu değil mi o ya? Evet, çünkü bu daha iyi temizliyor. Feride bırak Allah aşkına şunu. Ya sana ne? Ben belki yarısıma böyle daha iyi alıyorum. Ya sen sıkılmadın mı bu kadar sakin adam olmaktan? Ne yapayım, ben de mi sinirli olayım? Evet, lütfen. Karşımda böyle örnek insan gibi durma ya. Sinirlerim bozuluyor. Feride hiç de örnek insan gibi falan değildim ben o evde. Bayağı adama yumruk attım ya. Çocukların gözünün önünde. Kendimden utanıyorum. Seni bilmem ama ben sakin ve sağduyulu olmanın daha erdemli bir davranış olduğunu düşünüyorum. O adam o yumruğu da daha fazlasını da hak ediyordu ama. Evet, kesinlikle ama orası yeri değildi. Şu an senin şuursuzca şu temizliği yapıyor olman da doğru değil mesela. O çocuk için ne yapabiliriz? Oturup sağlam kafayla bunu düşünmemiz lazım. Şuursuzca? Ben şu an şuursuz muyum? Pardon ya, çok pardon. Sen git orada rahat rahat düşün. Feride. Bırak. Feride bak, yanlış anladın. Dokunma. Banu,
Banu. Banu, aman Allah'ım. Banu. Banu. Banu, ne yaptın sen kızım? Banu, aç gözlerini. Banu, Banu, Banu. Aç gözlerini kızım. Banu, kızım. Banu, Banu. Özür dilerim. Bütün hırsımı senden çıkardım. Önemli değil. Bazen sevgililer bunun içindir. Tabii alışkanlık haline getirmemem lazım. Yani. Toprak. O adam Eylül'e zarar vermez değil mi Toprak? Bence annesi biliyor. Yüzleşmekten korkuyor ama biliyor. Hep öyle olmaz mı zaten? Umarım haklısındır. Hadi gel. Sana şöyle güzel bir papatya çayı hazırladım. Olur. Sırf düzeniniz bozulmasın diye kızınızın anlattığı her şeye kör sağır kalıyorsunuz. Yazık değil mi ya? Bu çocuk burada korkusundan uyuyamaz bile. Yapmayın Allah aşkına. Evladınız o sizin. Kızım korkma. Benim. İyi misin anne? Kabus mu gördü çocuk Mesude? Hadi kapat sen de kapıyı kapat. Genç kız sayılır artık. Çekinmesin gece geç. Tamam Kemal'im. Hadi Allah rahatlık versin kızım. Thank you.
Eylül, gel kızım kahvaltıyı aç, açına gitme okula. İstemiyorum. Kız, gel ye. Bala kaymağı hasret kalmışındır yetimhane köşelerinde. Sırf senin için aldım vallahi.